Yani her ne kadar oyun başında beğendiğimiz silahlardan olsa da artık orta oyun çatışmalarında çok etkili olmayacaktır. Tabii yani rakibinizde seviye bir yedek olmadığı sürece. Batık şehirde Next Rüya Gaming'de yani onlardan da aslında onlar da genel olarak alan içerisinde iyi bir noktaya sahipler loot bölgesi olarak. Yani sonrasında yapacakları oyun çok önemli ama alanda bulundukları... Fazla işinize genelde yaramıyor. Buraya daha yakın noktalarda oynamanız lazım. Saylas Kayse'yi yakaladı ve Getro Esports'tan hemen bir tane puanı çekiyor. Maçın ilk puanı olacak bir de SUG. Güzel bir açılış. Arkadaşlarıyla birlikte orada uzaklaştırmak istemişti tamamen. Blaze burada Beşiktaş'a doğru yaklaşmış. 4 oyuncu giriş yapmak istiyorlar. 2-2 bir dağılımda güzel sonuç elde edebileceklerini söylemiştik ama alan artık bu kadar sıkıştıktan sonra üzerinize bu kadar baskı gelirken belki de yerinizi değiştirmeniz lazım. Reis savunmada ne kadar etkili olabilir? Ben yavaş yavaş merak etmeye başladım. Solus'ta zaten benimle hemfikir olacak ki arkalarına doğru yükseltiye yerleşti. Evet, iyi bir noktada Solus, senin de belirttiğin gibi çünkü kör cerrahı yeri çekecek burada. Gayet net, güzel bir flank. Temiz bir noktada Sabine'a doğru da atışlar var burada Solus'tan. Yani Blaze bir anda bulunduğu konuda hiç beklemediği bir bölgeye düşüyor. Beşiktaş'ın bu avantajı kullanması lazım ama onlar da üst taraftaki diye ne yazık ki göz ardı ettiler. Böyle olunca Solus'u kaybedecekler. Onların en büyük silahı şu anda Solus'tu. Selim her ne kadar dokunmayı almış olsa bile 3 oyuncu oyuna devam ediyorlar. İyi bir bomba. Acaba Raze'den mi geldi? İlk deneme yapıldı. Henüz patlama sesi. Herhangi bir haber yok. Bir oyuncu çekmeyi başardı. Tron ve Kör Cerrah yerde. İkisini beraber patlatmış. Ben hemen kendimi düzelteyim. Sonraki birazcık daha kısa kaldı. Clutch yan taraftan açılmaya çalışıyor. Sabian daha yakın mesafede. Kör cerrahı kaldırırken diğer tarafta da Catch Tron'a yardıma gitti ama Raze'in üzerine doğru gelen burada temiz atışlar Savion'dan olacak. Sonrasında Kör cerrah bir kez daha bombayla düşürüldü. Savion ne yazık ki bir oyuncuyu alıyor ama 2-1 de sınırlı bir noktada istemediği bir bölgede kaldığı için daha fazlasını yapamadı. Clutch. Catch'in üstüne doğru gitti. Catch'i de burada alacaklar ve Blaze galiba bu oyunu sonlandırıyor gibi gözüküyor. M4 ile son mermilerini atacak. Selim'i aldı. Acaba yeterli mi? Güzel gir çıktılar fakat... Bu kadar tecrübeli isimlere karşı her zaman etkili olmayabiliyor. Raze yerde, Selim yerde. Önemi var mı? Hayır. Oradan çıkabilecek veya çok hızlı elenir dediğin takımlar var mı? Yani şu anda ben Next Rüya'nın nasıl bir hamle yapacağını çok merak ediyorum. Onlar biraz daha dışarıda kaldılar. Alan geliyor olacak ve biraz daha içeriye doğru oynamak durumundalar. Kudur hızlı bir şekilde basacak burada. Frozen'ın yanına geldi. Bu aradaki oyunları çok kilit. Senin de söylediğin gibi oraya doğru gelmişti. Zesi her yerden mermiydi. Yani bir an algılayamadı galiba nereden evet. geldiğini. Böyle olunca bir mermi, iki mermi biraz pozisyon değiştirdi. Baktı olmuyor, bir daha pozisyon değiştirdi. Ağacın yani bütün çevresinde döndü. Bir tur attı. 10 saniye aldığı konum iyi olacaktı ama orada da atışlar Fenerbahçe tarafından geliyor. Hangi oyuncuda kaldığını tam olarak görememiştik. Fakat şunu söyleyelim, bu oyunda da Beşiktaş 5 skorla beraber güzel bir açılış yapmış. Dahil. Kargümük bir oyuncu yerdeydi. Piste düşürüldü. İki oyuncu yerde bir anda. O yine Nazar'ın, Deydan'ın. Kazvel ve Peace yerdeler. Musti, Lux. İkisi devam etmeye çalışacak. Next Rüya. Koşuyu yapıyor. Kafaları ufak ufak gösteriyorlar. Musti'nin çıkması lazım. Kartvel görülmüş. O puanı da buradan çıkarttılar. Beşiktaş da devam ediyor. Yani iki ekibinde bırakmak gibi pek niyetleri yok sanki. Hem Beşiktaş hem futbolist. Hafiften zorluyorlar. Next Rüya'nın birazcık daha alan avantajı olmadığı için şu anda içeri girmek gibi dertleri söz konusu. Hayır, çaldırılmamış gibi. Çaldırılmış. Reis almış. Ben sol tarafta ilk başta Argo'yu görünce yine bitirdi sanmıştım. Reis verdi onu. Yani daha geçen oyun bahsettik bundan. Bu seviyede siz iki mermi kaçırırsanız skoru çalabiliyorlar ya da kötü pozisyonda kalabiliyorsunuz diye. Miram haritasındaki çukurda konuşmuştuk tek bir oyuncu için. İsmini hatırlayamadım şu anda.
Galiba Fastbane pozisyonuydu. Tam olarak güzel bir örneği. Polygam 13. bölgenin son oyuncusuydu. Onun üzerine AK mermileri isabet ediyor. Bu puanların ardından da 9'uncular razı gelmek zorundalar. Aldıktan sonra ayağa kalkıp belki de zorlamak isteyecektir ama öncesinde tabii ki verebildiği bütün hasarı çıkartmak istiyor. Getson üzerine doğru gelen bu baskıyı güzel şekilde S2G kesmiş olacak. Clutch her ne kadar Rude'u düşürmüş olsa bile Nox cevabını veriyor. Beşiktaş'ı eğiliyor. S2G 3 skorla birlikte 7'nciliğe... Şu... Güzel ve hızlı bir şekilde elediler. Büyük ihtimalle orada oyuncular da kaldırılacaktır ama güzel bombalar gelecek o noktada. Ve Getso oyuna veda etti. Skorları çekmeye burada... devam edebilirler aslında bu arada. S2G oyuncularını kaldıracak. Önleri de birazcık açıldı burada Nexstra'nın hareketlenmesiyle beraber. En azından biraz daha yakına kadar girme şansına sahip olabilirler. Aynen öyle. Can olan Nox tek bir mermi gelmesi lazım ama onu gören kimse yok. O da bu süreçte kendisini iyileştirecektir. Rude'un üzerine doğru Frozen burada ilerledi ve headshot ile beraber 13. puanlarını aldı. Fenerbahçe şimdi harekete geçmiş. Rip kafasını çıkarttı. Timber'ı çekiyor. İkinci skorları bu. Birazcık daha bakması, birazcık daha zorlaması lazım. Karagümrük 5.likle ilk Erengel haritasını ikinci günde kapatıyor ama S2G de alabildiği puanların ardından daha fazla devam edemedi. Sinan 15 puanlı bir Next Rüya Gaming var şu anda. Mükemmel. Herkesin müthiş ümit bağladığı takım şovuna devam ediyor. Fena değil. En azından bu alanda rahatlıkla oynayacaklardır. Yani futbolist Next Rüya Gaming çatışması büyük ihtimalle oyunun geri kalanında galibi belirleyen en önemli çatışma olacaktır. Yani burada futbolistin bir tık alan avantajı var. Nexstra'ya da girebiliyor ama bombalarla acaba açabilirler mi? Merak ediyorum. Grok sağındaki koşan neredesin oyuncuyu galiba görmedi ya da alan ondan hızlı geldiği için önce bir yerini almak istiyor. Şu anda Solkay bombayı çekti. Kudra veya Nihat'a bir ufak denemesi var ama Kudra'nın bombası daha erken gelmiş. Solkay'ınki kısa kaldı. Nexstra bu savaşı futboliste karşı kazanmak için ilk hamlelerini yaptı. Solkay'ı indirdi. 16 puanları var. Şova gidiyorlar. Lat yerde yatmış durumda. Frozen sistemin içinde birinin olabileceğini tahmin etti şu anda. Lat'a doğru henüz gidebilmiş değil. 4 oyuncu. İyi bir kontrol. 2-1-1. Kudur görecek mi acaba Lat'ı? Hayır. Geri çekilmeyi tercih etti futbolist şu anda. Alana doğru gitmek istiyorlar. Bir şekilde evlere giriş yapmak istiyorlar. Gayet mantıklı hamle bu arada. Kroll yerini belli ediyor. Güzel bomba geldi. Kroll'dan aynen öyle iyi bir oyun. Şimdi burada tabii kapatmak istiyorlar sislerle. Çok mümkün değilmiş gibi fakat 4x'e karşı iyi bir cevap Yekta'dan. Nihat ve Kudur buraya doğru yaklaştılar. Yekta tutmaya çalışacak. Yani Crow kafasını kaldırdığı saniye aslında önünde 3 kişilik, 4 kişilik net bir sprey veya net bir bomba vardı ama o da takım arkadaşının derdinde, Nexstra da takım arkadaşının derdinde. Sayı avantajı burada Nexstra'da olduğu için DA'nin üzerine doğru oynayabilir gibi gözüküyorlar. Crow skolu iyi bir headshot'la geldi. DA 4'üncülüğe kadar 2 skoruyla devam etmişti. Burada 3 oyuncu hayatta gibi gözüküyor ama 2 tanesi yerde. Fenerbahçe mi alır, Nexstra mı alır bu puanları biraz sonra öğreniyor olacağız. Frozen Gru bitirdi. Nexstra futboliste doğru ilerlemek zorunda kalacak burada. Fenerbahçe'nin bir yandan ev kontrolünü bırakmadığını hala görüyoruz. Alanın sonuna kadar çok iyi geldiler ama yani bu çocuklar dur durak bilmiyor. 18 puanları var. Böyle devam ederse 20'leri 22'leri görebilirler. Daha bile fazlası gelebilirmiş gibi ama Rip burada Ross skorunu alacak ve DA'de 4. olarak haritaya veda diyor olacak. Şimdi içeride zaten bir takım olduğunu biliyorlar. Futbolcusun ne tarafa doğru kaçtığını da biliyor Nexstra Gaming. Bakalım onlar nereye doğru oynayacaklar. Alanda gelmeye devam ediyor şu anda. Aynen öyle. Ve şu anda Lat yerde gayet net, gayet sakin şekilde bekliyor. Kendini unutturmaya çalışıyor. Nexstra benzer bir pozisyonda. Fenerbahçe hala evlerde. Bu alan kime verecek? Ben merak ediyorum ama ortaya vermesini isterim. İşte o 3 takımın da çıkmak zorunda kaldığı açıklık var ya. Oraya versin. Eşit bir oyun izleyelim. Oyun sonuna kadar geldiler. Bir şeyleri hak ettiler. Sonunda da... Acaba nereye doğru gidiyor olacak? Şu an bakıyorum sağ üstten alana doğru. Rip... Evlerde çok rahattı oyun başından beri. Sadece 3 skor aldılar. Hareketlenmek zorunda kalabilir. Biraz futboliste yakın vermiş evet, oldu. Evet, evet. Ve onlar bu avantajı çok fazla bırakacak bir takım değil ama Nexstra'nın da elleri gerçekten alev alev. Yok ettiler Erengel haritasını.
18 kill puanı çok ciddi bir sayı. 23'e kadar da çıkma şansı var hala. Eğer en yakın 3 rakiplerininkinden fazla. Kesinlikle. DA3 aldı diye hatırlıyorum. S2G o civarlarda bir şeyler almıştı. Hı-hı. Yani Futbolist 9, Fenerbahçe 3, DA'yı de eklediğinde hala yetişemiyorlar Next Rüya'ya. Çok acayip bir performans. Ya tabii Next Rüya da burada Fenerbahçe'nin de çıkmasını istiyor. Onları da görmek istiyorlar. Çok fazla hareket alanına sahip değiller. Ama 4 kişi olmaları şu anda en büyük avantajları. Lobazin'de bir bug'i çekecek galiba arkaya doğru. Bunu yapmaları lazımdı zaten. Evet. Sislerin arasında konumlarını kurdular şu anda. Araçları bir şekilde ilerleterek onları sonrasında belki de patlatmayı seçecekler. Ben birçok oyuncunun bombası kaldığını düşünmüyorum. Next Rüya sadece DA'ya yanlış hatırlamıyorsam bir 5-6 tane falan bomba attı herhalde. Futboliste artı DA'ya diyeyim daha doğru olsun. Futbolist yine aynı şekilde az önce Next Rüya'ya çok fazla bomba yağdırdı. Onlarda da kalmamış olması gerek. Yo, kalmış gayet kalmış. Belki de Fenerbahçe atmıştır bilmiyorum ama şimdi Speller geldi. Kudur gözüktü. Lats burada Kudur'u indiren isim oldu. Sonrasında Rektay rip alacak ve bu pozisyon yavaş yavaş çözülüyor gibi round'da ayakta yakalandı. Futbolist iki ismi kaybetti diğer tarafta. Enar aynı şekilde iki kişi Fenerbahçe ile eşitlendiler diyecektim. Tati bir pozisyona kadar Futbolist'e eleniyor ve 37 puanla Next Rüya Gaming Erengel haritasında iyi bir galibiyet çıkarttı. Net bir iş. Hak ettiler. Sonuna kadar geldiler. Ve bu puanları ceplerine indirip hafta sonuna kalmayı garantilemiş oldular.